أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم استخدمنا في خدمة القرآن والإيمان والإسلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. يرمي دوكوزن مكتوب برنجي kısım 5. nükte. Mesela elhamdülillah, bu Kur'an-ı Kerim'in hakiki tercümesinin, yani ona eşit olacak bir tercümenin mümkün olmadığına dair bir delil, bir örnek vereceğini söylüyor. Mesela diyor, elhamdülillah bir cümle-i Kur'aniyedir. Kur'an'a ait bir cümledir. Bunun en kısa manası, ilmi nahı ve beyan kaidelerinin iktiza ettiği şudur. Nahvi ilminin, beyan ilminin, yani belagat, Arapça belagat ilimlerinin kaidelerine göre biz bundan şöyle bir anlam çıkarabiliriz. Diyor, kullu ferdin minel efradil elhamdi min eyyi hamidin sadara ala eyyi mahmudin veka'a minel ezeliyden ebedi khasun ve müstehakkun لِذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ الْمُسَمَّى بِاللّٰهِ. Önemli bir tanım bunlar. Ama yani bu verilen Arapça ifadenin Türkçe karşılığını şöyle söyleyebiliriz demeye geliyor. Yani ne kadar hamd ve sena varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hastır ve layıktır ki o zat-ı vacibül vücuda ki bir zat-ı vacibül vücut var ki Allah denilir. Bu da önemli bir tanım bu. Ondan sonra bunun Arapça kurallarından veya belagat kurallarından neden böyle bir elementler, yani elhamdülillah kelimesinin neden böyle uzun bir cümleyle karşılık verdiğini anlatan ifadeler var. Birazcık Arapça bilgisi gerektiriyor. Çok derin, incelikli falan değil. Yani birazcık Arapça çalışan birisinin bileceği ya da biraz Arapça Arap da olsa birazcık gramer eğitimi, belagat eğitimi almış olan birisinin anlayacağı bir şekilde anlatıyor. Ama biz onu okuduktan sonra mı, şimdi mi bu kelimelerin, bu tanımların önemi üzerinde konuşalım diye tereddüt ediyorum. Peki bir okuyalım. Bu gramer meselesini bir geçelim. Çünkü gramer ilme bakar. İlim bizim amacımız değil. Bizim amacımız o ilimden imana nasıl geçeriz? İmanımızı nasıl tahkik için kullanırız o ilmi? İlim bir araçtır.
İşte ne kadar hamd varsa ifadesi el istiyor, eli istiraktan çıkıyor. Yani el hamdu tabiriyle o el ekinin diyelim başında, elhamdünün başındaki el harfi tarifinden el istiraktan çıkıyor. Yani elhamdü. Ne kadar hamd cimsi biliyorsan hepsi anlamına getiriyor el kelimesi diyor. Her kimse her kimden gelse kaydı ise hamd mastar olup faili terk edildiğinden böyle bir makamda umumiyeti ifade eder. Yani hamd mastardır. Anlıyoruz veya anlamıyorsak da çok bir problem değil. Onu birazcık araştırabilmek gerekiyor. Mastar ile fail arasında bir kapsam farklılığı var. Mastar daha çok kapsamlı bir manayı ifade eden. Her türlü hamd, her nereden olursa olsun, ne karakterde, tipte olursa olsun, hamd olsun da. O her kimden gelse diye. Elhamdü'daki hamd kelimesinin mastar formunda kullanılışından çıkar diyor. Hem bir ayrıca bir de mef'ulün terkinde yani elhamdu derken bir hamd eden var, bir de neye hamd ettiğini ifade eden mef'ul. Yani niçin anlamında değil, hamdi kime yönelttiğini ifade eden mef'ul burada yok. Bu mef'ulun olmamasından kaynaklanan bir genelleme var yine. Çünkü mananın umumiliğini nedeni var. Çünkü mef'ul terk edilince makam-ı hitabi de külliyet ve umumiyeti ifade ettiği için her kime karşı olsa kaydını ifade eder. Halbuki kelime karşılığında her kime karşı olsa sınırı yok. Ya da her kime karşı olsa fark etmez. Bir hamd yapıyorsa birisi herhangi bir şekilde herhangi birisine yönelik bir hamde bulunuyorsa o hamdin kendisi, gerçi hamd eden kişinin niyeti farklı olabilir. Bir mef'ul belirlemek suretiyle, ben şuna hamd ediyorum demek suretiyle, ona o kişiye has kılması onun niyeti. Fakat aslında diyor, bu kelime yapısı, elhamdülillah kelime cümlecinin yapısı, aslında o kişinin de yaptığı hamd aslında onu söyleyecek kime ait olduğunu. Ama hamdin çok her türlüsünü, mesela bir çocuk var, ne bileyim altını kirletmiş derler Türkçe'de. Annesi veya babası, biraz kültüre göre konuşursa pek baba o işleri yapmaz diye bilin yapanlar vardır da. Yani kültürde hakim olan bir şey değil. Annesi diye konuşulur. Annesi o çocuğun ötücü temizler. Çocuğu temizledikten, güzel yeni elbiselerini giydirdikten sonra çocuk böyle anneymiş, babaymış birisini düşünmeden çocukta bir hal tezahür eder ve o hale göre çocuk tebessüm eder. Çocuğun tebessümünden dolayı insanlar der ki, aa bak memnun oldu derler. Nedir? Bir olay oldu, yaratıldı. Bu olay karşısında çocukta bir memnuniyet hali, takdir etme hali gerçekleştirildi, yaratıldı. Bu o çocuğun hamdidir, bebeğin hamdidir. O hamd anneye mi gider, babaya mı gider denmez. Böyle bir hamd olayı var gene. Bu hamd, şimdi Kur'an hükmünü verecek. Diyecek ki,
Bu ne olursa olsun, kimden gelsin, kime yönelirse yönelsin, bir hamde değer olay var da, bu olay gündeme geliyorsa, işte bu hamde değer özellik veya yaratık veya olay onu söyleyecek. Ama biz şimdiden hemen sonuca ulaşmayalım. Takip edelim paragrafı. Ezelden ebede kadar kaydıysa fiili cümlesinden ismi cümlesine intikal kaidesi sebat ve devama delalet ettiği için o mana ifade eder. Şimdi bunlar belki içimizde bu işle iştigal edenler vardır, yoktur, onları bilemiyorum. Ama bunlar genel olarak aklımızda bulunsa iyi olur diyeceğimiz konulardır. Bunlardan bir tanesi de Arapçada, gerçi Türkçede de öyle olabilir ama Arapçada bu bir kuraldır. Arapçada isim cümleleri fiil cümlelerine nispeten çok geniş anlam ifade ederler. Fiil cümleleri o fiilin tahakkuk ettiği, gerçekleştiği ana ait bir anlam yansıtmasıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok dikkati çeken ve hakikaten müfessirlerin de ısrarla üzerinde durduğu, haklı olarak üzerinde durdukları bir gerçektir. Eğer Kur'an-ı Kerim'de bir mesele fiil cümlesiyle değil de isim cümlesiyle belirtilmiş ise, o belirtilen tarz cümle yapısı fiil cümlesine göre zaman ve mekan itibariyle sınırsızlığı ifade eder. Fiil cümleleri sınırlılığı ifade eder. Onun için işte burada elhamdu denildiğinde, elhamdülillah tabirinde fiil cümlesi değildir bu. İsim cümlesidir. O zaman Nursi'nin verdiği örnekte söyleyeyim. Evet. Bunun fiil cümlesi nasıl olurdu acaba? Nasıl olurdu? Mesela Yahmudu, Tahmudu, Hamede, Hamedet, Hamette, sen hamd ettiğin zaman birisi hamd ederse fiil. O fiili yaptıran kişideki, o fiildeki özne neyse o fiilin o özneyi gerçekleştirdiği zamana daraltılır. Ana, o olaya has kalır. Şimdi bunun çok Kur'an-ı Kerim'in her tarafında olan bir şey ama birazcık tavan itibariyle birazcık Arapça bilen, herkesin bildiği bir şey ben burada. O birazcık Arapça biliyorum diye Arapça gramer bilgisi satmaya kalkmaktan gerçekten hicap ediyorum. Yani mesela, şimdi bir fiili bir kişinin yaptığını söyleyen bir cümle, o olayda, o olayın çerçevesiyle sınırlı bir mana ifade eder. Mesela diyelim arkadaşım geldi bana dedi ki dediğimde ve şunu dedi dediğimde, bakın bu olayla sınırlıdır. Bu kişi gelip bana şunu söyledi dediğim andaki olayın dışında her zaman o arkadaş böyle söyler anlamı çıkartamam. Ama desem ki arkadaş şöyle söyleyendir desem veya bu arkadaş şu sözü söyleyendir desem, o zaman bir zaman sınırlamasıyla bu olayı anlamam da o arkadaşın genel karakteri olarak algılama yaparım. Arkadaşın zaman sınırlaması ile konuşmadığım zaman fiil
bir zaman sınırlaması içerisine girer. Ama Kur'an-ı Kerim'de her fiille anlatılan cümle mutlaka zaman sınırlamasını taşır diye de bir hüküm veremeyiz. Çünkü konunun içeriğine göre, anlatılmak istenen mesajın kapsamına göre, maksadına göre teşbih midir, temsil midir, ne olduğunu istiare midir, onlara falan bakmadan böyle umumi olarak konuşmak pek fayda ifade etmiyor. Yani bu bir detay işi de. Nursi'nin burada vermek istediği küçük bir örnek, en basit düzeyde okuyucusunu rahatsız etmeden, aman efendim benim bunları öğrenmem için yılların geçmesi lazım gibi bir paniğe kapılıcı hale düşürmeden ona, bak bu da çok basit düzeyde bunlar var. Bakın en basit düzeyde düşündüğümüzde böyle özellikler var. Bu özelliklerin tercümeyle yansıtılması mümkün değil diye örnek veriyor. Ezelden ebede kadar kaidesi fiili cümleden, cümlesinden ismi cümlesine intikal kaidesi sebat ve devama delalet ettiği için o manayı ifade eder. Yani ezelden ebede diye tercüme ettim ben veya böyle bir açıklama getirdim. Bunu nereden getirdin derse kardeşim bu isim cümlesi de ondan. İsim cümlesi böyle bir manayı içerir. Bu manayı da dikkate almak gerekir. Ki tercüme bunların hepsini içine alamaz demek istiyor. Has ve müstehak manasına lillah'taki lam-ı cer ifade ediyor. Li demek aittir demek. O da has ve müstehaktır manası veriyor. Bir, hastır, ona ancak ona mahsustur. Hususi olarak ona aittir. Bir de müstehaktır. Çünkü o buna layıktır. Bunu hak ediyor. Müstehak. Hak edici olmasından dolayı cümle elhamdülillah Allah deniyor. Bu li de bakayım söyleyecek mi? Ama İhtisas manası var deyince onu söylemiş olacak. Evet. Söylemiyor. Bu li de yalnız ve yalnız ona aittir diye Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bir anlam var. Çünkü ona mahsustur. Hususen kas olarak ona aittir. Ve kas kelimesi o yalnızca ona mahsustur. Başkası başka bir şeye hamdinizi yöneltemezsiniz. Yöneltseniz bile sizin yanlışınız olur. Aslında o hamd, o teşekkür hali, o övgü hali, memnuniyet hali bir şeydeki bulunan özelliğin o şeyin aslına, özüne kattığı katkı. Nasıl söyleyeyim? Mesela diyelim ki basit örnek. Taş serttir dedik değil mi efendim? Biz ona taşa bir sertlik vasfını taşın taşıdığı özellikten dolayı bir kelime koyarak ifade ettik. Taş serttir diye. Yoksa bir taş var. Bir de taştan ayrı taşın kendindeki olan özellikten ayrı sertlik var değil. Taşın kendinde sertlik özelliği var. Onun için hamd sanki yalnızca ona mahsus olan Allah'a aittir. Siz ne bileyim bu özelliği bir başka maddeye de yönelseniz, yani başka bir şey sert olamaz mı demeyin de bu örnek gibi, yine taşın sertliği orada sabittir. Onun olmazsa olmaz, kaçınılmaz karakteridir. Bu lillah'taki, lam'daki ihtisas ve istihkak içindir. İstihkak yalnız o hak eder. Yani biz şöyle hemen düşünüverdiğimizde, elhamdülillah dediğimizde, Allah demedik henüz daha, elhamdülillah dediğimizde hemen düşüneceğiz. Bu hamd
diye bir duygunun, bir anlayışın var olması halinde bu hamd acaba kime ait olabilir diye düşünüyoruz. Kime ait olabilir? Düşünüyorum. Tabiata ait olabilir mi? Nedir bu tabiat? Diyorum. Efendim, sebeplere ait olabilir mi? Veya hani birisinin yaptığı bir iyilikten dolayı memnun oldum ya, bu iyiliğin o kişi tarafından yaratılıyor olduğuna dair bir delilim var da, bu iyilik yalnızca o kişiye aittir. O kişinin kendisine aittir ama bu varlık cinsinden kendisine aittir. Yani sebep oldu da, o vesile oldu da yaratıcı onun vesilesiyle sana iyiliği ulaştırdı. İyilik diye bir olay yarattı tarzında değil de kaynak bu kişidir diyebilir misin? Soracağız, soracağız. Ondan sonra bir sonuca ulaşacağız. O ulaştığımız sonuç li'den sonraki gelen kelime olacak. Li böyle bizi bir düşünceye teşvik etmesi lazım. Elhamdu, peki böyle bir şeyden ben memnun oldum veya böyle bir olay oldu. Bu olayın varlık nedeni nedir diye soracağım, araştıracağım ve bir sonuca ulaşacağım ki bu sonuç ancak buna ait olabilir demek olacak. Li böyle bir görev yapmak üzere burada bulunuyor. Peki kime aitmiş olduğunu cümlecik veya bu ifade söyleyecek. Zat-ı vacibül vücut kaydı ise, bu önemli. Bunu zaten konuşmayı da kafamdan bu önemli, bunu konuşalım, bunu paylaşalım diye geçirdiğim konuydu. Zat-ı vacibül vücut diye. Yani hamd birisine ait, bir şeye ait. Ama o şey ne? Düşünüyorum, düşünüyorum ya, ben şu olaydan memnun oldum. Şöyle bir şey var oldu burada. Onun varlığının kaynağı nedir? Memnun oldum demek, yani sevmediğim bir olay da olabilir. O sevmediğim olaydan da uzak kalmak için. Bana sevilmeyen yönüyle tanıştırılması da bana memnuniyet vermesi lazım. Tehlikeli bir halden uzaklaştığın zaman o şeyin tehlikesini sana haber veren işaretlerden, gerek bu senin duygun vasıtasıyla algılanabilir, insani hisler vasıtasıyla algılanabilir, görmen vasıtasıyla, duyman vasıtasıyla algılanabilir. Yani insani özelliklerin hepsi konuşacak burada. Onlar vasıtasıyla algılanabilir. Sevsen de sevmesen de burada bir özellik var. Yani bu özellik, seversen sahip olmak istersin, sevmezsen kaçınmak istersin. Yani her uyarıcı özellik kötü değildir. Senin için zararlı olan bir olaydan uyarlayacak olan, mesela kokmuş bir yemeği, kokmuş pis olduğu için yiyemiyorsunuz. Pis kokuyor çünkü. Ben pis kokan yemeği sevmem demek marifet değil. Pis kokan, yani kokuşmuş, çürümüş, senin bedenine zararlı olacak bir yemeğin pis kokması iyidir, güzeldir, senin yararınadır. Ta ki sen onu zarardan uzaklaşman için. Sana bir haber geliyor oradan. Memnun olacaksın, hamde layık bir kokudur o. Pis olmasına rağmen, senin sevmeyeceğin cinsten olmasına rağmen, her neyse. Bunun kaynağı ne olabilir? Yani bir eşyada, her zaman konuşulan nokta bu, bir şeyde belli özellikler görünüyor. O şeydeki görünen özelliklerin varlık nedeni ne olabilir? Hani taş sert dedik ya, şimdi taşın sertliği taşa ait bir özelliktir. Peki taşın sertliğini, sertliğin varlık nedeni ne olabilir diye soruyoruz. Dolayısıyla diyeceğiz ki sertin varlık nedeni şuna aittir diyeceğiz. Yani elhamdu, sertlik diye bir özellik var. Li diyeceğiz, aittir, mahsustur, o layık. Ne bu layık olan? Belirleyeceğiz. Yani sertliğin varlık nedenini düşüneceğiz. Ona
idrakimiz ulaşması lazım. O zaman bu kelimeyi tercüme ederken, Allahu derken, Nursi Allah'a ait diye birdenbire benim gibi atmıyor. Atmasyon konuşmuyor yani. Ya ne diyor? Benim böyle bir düşünceden sonra ulaştığım, böyle bir araştırmadan sonra ulaştığım sonuç, bir vacibül vücut olması lazım diyor. Bu artık çok önemli bir konu. Bu konunun önemi yalnızca burada elhamdülillah'ın tercüme edilemezliğini anlatmakla sınırlı değildir. O bir onun ürünüdür yani, bir meyvesi. Fakat esas özündeki yatan meyve, biz düşünmeden, ne dediğimizin bilincinde olmadan hemen alışmışız. Dilimiz çocukluktan beri alıştırılmış genellikle. Elhamdülillah deyip geçip gidiyoruz. Bu cümlenin içerdiği mananın benim dünyamdaki varlık algılamasında bulunduğu yer, fonksiyon, etki veya benim bilincime taalluk eden kısmı genellikle ihmal ediliyor. Benim tarafımdan, sizi bilmem, belki siz ihmal etmiyorsunuz. Bilinçli olmak şartıyla, o bilincin hadis haline gelmesi şartıyla elhamdülillahı rahat, hızlı bir şekilde söyleyebiliriz. Yoksa elhamdülli deyip ondan sonra sonucunu söylemek için oturup Allah ne olacak şimdi, bu hamd kime ait? Buradaki gördüğüm özellik kime ait olabilir? Acaba o özelliği taşıyan atomlara ait olabilir mi? Onlar buna layık mı diye düşünüyorsun, düşünüyorsun, araştırıyorsun. İlk aşamasını konuşuyoruz. Ondan sonra bir sonucu ulaşıyorsun. Hayır diyorsun, bu taşın atomları sert olmak diye bir özelliğin varlığını kastetme kabiliyetine sahip değiller. Onlar olamaz. Peki ne olabilir ya? Dünyanın dönüşü olabilir mi? Dönme nedir? Dönmenin varlık nedeni nedir? Olmadı. Dönmenin varlık nedeni neyse, dünyayı dönme özelliğiyle var edenin o olması lazım. Şimdi taşın varlık nedeni neyse, taşı sert olma özelliğiyle var eden, o taşın moleküllerine, atomcuklarına sert olma özelliğini veren o olması lazım. Düşünüyorsun, taşınıyorsun, Türkçe tabiri kullanacağım, kaşınıyorsun, bir sonuç yok. Nerede sonuç yok? Şu kainat içinde böyle bir sonucu kendisine ait kılabileceğin bir merkez, bir menba, bir merci bulamıyorsun. Ben bulamıyorum, siz buluyorsanız zannetmiyorum da. Yani söz gelimi, diyalog olsun diye söylüyorum. Buluyorsanız buyurun bana da söyleyin, ben bulamıyorum. Yani bu sertlik şuradan geldi, şu bu sertliğe vücut verdi diyemiyorum ben. Diyemeyince peki bu sertliğe kim vücut verdi? Canım, bu sertliğin yanında taşın başka özellikleri de var. Mesela atomların elektronları dönüyormuş, öyle diyorlar. Onun dönme özelliği var. Şimdi o atomların parçacıkları bir araya gelip elektron yapmışlar. Dur bakayım ya, ne oluyor bunu? Bu bir araya gelme özelliği var. Diyorsunuz. Hiç olacak iş değil bu. Atomlar, moleküller, işte atomlar birleşik molekül oluyor diyoruz. Bir dakika, birleşme nereden geldi? Birleşme oluyor hani, diyorlar ya, bir parçacık varmış da, bir atom parçacık patlamış. Ya patlama nereden geldi? Patlama bir özelliktir. Bu özelliğin varlık nedeni nedir? Böyle insanlar pek yüzeysel konuşmaya alışkın oldukları için, adlarına büyük filozof falan da denebilir, hiç fark etmez. Yüzeysel atmasyon konuşmaya alışık oldukları için size yutturuverirler, bize yutturuverirler patladı falan diye.
patlamanın varlık nedeni nedir dediğinizde, ya o eşyanın kendisi deriz. Aa, eşyanın kendisi yani atom kendini patlama özelliğiyle var olmayı tercih edecek bir kabiliyeti var mı dediğinizde, ya sen derin felsefeye girdin. Ya felsefesi yok ki bu işin. Ben bu eşyanın varlık nedeninin ne olduğunu araştıracak kabiliyetle yaratılmışım. Ona soruyorum. Biliyorsan bir şey söyle, bilmiyorsan seni kandırmak için ben bir kelime uydurdum, attım ortaya. Sen de yuttun deme, yutmadım arkadaş diyeceğiz. Yutmadım. Soracağım. O zaman birdenbire ama sen de tutup da Allah diyorsun, Allah'ı nereden çıkarttın dediği zaman, yok yok bir dakika. Ben atmasyon bir Allah deyip de çıkmıyorum ortaya. Ya Nursi'nin verdiği cevap çok ilgili. Bu özellik hamd. Ancak bir zat-ı vacibül vücuda, vücuda ait diye devam edecek şimdi. Oh, zat-ı vacibül vücut ne demek? Mutlaka olması lazım gelen. Birisi var. Mutlaka. Ya çünkü ortada eser var. Ve bu eseri ben kainat içinde bir şeye veremiyorum. Ve bu eser kainat içerisinde tam bir ahenkli varoluş sistemi, düzen diyorlar ona. Kainatın düzeninde o sistem içerisinde belli bir yerde vücut verilmiş. O yerde kendini en mükemmel ahenkle varlığın anlamlı bir forma girmesine vesile olacak bir görev yaptırılıyor. Çünkü kendisi yapamaz. Ya bu kainata böyle bütünüyle birlikte bu düzen içerisinde varlığının gerçekleşmesi için her bir parçasının, her bir özelliğine sen burada olacaksın, sen şöyle olacaksın, sen de şöyle olacaksın diyen kim olabilir diyorum. Kainatta böyle birisini görmüyorum. Kainat hepsi zaten böyle bir yapılışın, var edilişin, görevlendirilişin sonucu. Bunları bir mutlaka görevlendiren olması lazım. İşte bakın birdenbire hemen Allah deyip atlama yapmamaktır iman. İman her şeyi Allah yaratacağım demek değildir. İman her bir olayın mutlaka bir vacibül vücut olan, mutlaka olması lazım gelen birisi, bir şey neyse. Kur'an ona ne der? Huve. O. O der. Kur'an ona o der. Meşhur ifadesiyle. Huve. Allahu. La ilahe illallah. Kul. Huve. Allah. Bu ifadelerde Kur'an o huve, huve, huve diye dediği şey benim dünyamdaki bu var olması, varlığı mutlaka olmazsa olmaz olandan bahsediyor. O diye. O. Şöyle bir şey söyleyeyim mi size? Bu benim sonucum. Ama bu sonucu şöyle biraz iyi dikkatle bakmak lazım. Hu'su olmayanın Allah'ı olmaz. Yani ya ne yapıyorsun sen? Kelime oyunu oynuyorsun. Belki. Yani bilmiyorum. Ben öyle oynamadığımı zannediyorum ama yani iyi düşünün. Hu'su olmayanın huve Allah'ı olmaz. Onun için Nursi bu aşamayı burada kaçınılmaz olarak açıyor. Li elhamdu li dediğiniz zaman hamd mahsustur şu şeye ait diyecek. Ne o? Deyince huve. Nursi o huve'yi burada, o denilen şeyi burada insanın düşünen, şuur sahibi olan, bilinçli sahibi olan insanın
bir olması lazım ya. Bu kainatta yok ve bu kainatın tümünün bir varlık nedeni olması lazım. Hem öyle bir neden ki bu varlığı şu gördüğüm şekliyle en anlamlı bir düzen içerisinde benim karşıma koyup beni de onun anlamlılığını kavrayabilecek kabiliyette donatarak bana bu nereden geliyor diye, nedir bunun kaynağı diye soru sorma kabiliyetini de takmak suretiyle birisi var, bir şey var, bir şey var. Bu mutlaka olması lazım. İşte o şey var ya diyeceğiz. O şey var ya, o neyse, o var ya diyeceğiz. Böylece bir huumuz olacak. O, o, o olacak. Zaten benim çok dikkatimi çekiyordu bu konu çoktan beri. Bu vesileyle konuşalım. O diye bir arayışı veya şöyle söyleyeyim, bir sonucu, arayışının sonucu olmayan kişinin, huve demeyen kişinin Allah demesi kültürden aldı demektir. Yani kültürde Allah diye bir şeyden bahsediliyor. Ya işte öyle, öyle bir şey demek ki varmış diyorlar. Ne bileyim, işte kainatı o yarattı diyorlar gibi, Allah yarattı diyorlar gibi bir sonucun ifadesidir. Huve olmayan Allah diyemez, huve olmayan Allahu ehad diyemez. Bunu kafamızın bir yerine böyle, böyle hani sağlam çelik veya beton çivisiyle çakmamız lazım. Benim huem var mı? Benim o var mı? Böyle bir ızdıraptan geçtim mi diye sorgulamam kaçınılmaz. Bu huveyi burada zat-ı vacibül vücut diye ifade ediyor. Varlığı mutlaka zorunlu olan. Kimin için? Benim sorgulamam sonucunda mutlaka böyle birisinin var olması lazım diye ulaştığım sonuç olan zat-ı vacibül vücut kaydı ise, neden doğrudan doğruya Allah demedik? Hamd Allah'a mahsustur dediğimde ne oldu? Efendim, bu Arapça, özür dilerim, ben Arapça bilmiyorum. Bana bunun Türkçesini söyler misin? Tabii söylerim ya, ben Arapça biliyorum. Nedir o? Hamd Allah'a mahsustur. Övgüler Allah'a mahsustur dedim. Peki, elhamdülillah senin için bilinmeyen bir dil idi. Hamd Allah'a mahsustur. Övgüler, hadi iyice 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 Türkçeleştirelim. Tanrı'ya aittir dedim. Veya Allah'a mahsustur dedim. Hamd Allah'a mahsustur dedim. Dini bir kavram kullandım. Övgüler Tanrı'ya aittir dedim. Öz Türkçe, işte insanların gıcık gittiği bir cümle kullandım. Ne fark etti? Hiçbir şey fark etmedi. Hangi bakımdan? Elhamdülillah'ın Arapça olduğu için ne anlama gelmediğini söyleyen bir insan, hamd Allah'a mahsustur dedi diye bir anlam kazandığını zannetmesin. Kendini kandırıyor. Aman efendim, hamd işte Türkçe'de pek kullanılan bir kelime değil. Övgüler, şükürler falan gibi olsa o zaman olacak. Oldu. Övgüler Allah'a aittir dedim. Ya Allah Arapça bir kelime. Ben Arapça kullanmıyorum. Ne yapalım? Türkçe söyleyelim, olur efendim. Övgüler Tanrı'ya aittir dedim. Ne değişti? Hiçbir şey. Ne söyledim? Hiçbir şey. Neye? Övgüne. Tanrı'ne. Ait olmak ne? Hiçbir şey. Yine aynı. Demek ki böyle bizim elimize mealleri alarak,
okuduğumuz Kur'anlar, Kur'an'dan, öyle Musaf diyeceğim ona, öyle Kur'an okuması olmaz da, Musaf'tan bir şey anladığını zannetmek biraz gaflet alameti olsa gerek. Ya da cahil olup cahilliğinin farkında olmayacak kadar cahil olmak demektir desem, bilmem, ya sen hep ifrat mı ediyorsun diyeceksiniz. Ama tehlikeli bir hal olduğuna şimdiden dikkat çekmek lazım. Bir şey anladım ben canım. Süleyman şöyle demiş, ordusuna böyle demiş. Hiçbir şey anlamadın arkadaş. Hiçbir şey anlamayanın durumu senden daha iyi. Çünkü o en azından ben anladım diye ükelalık ilan etmiyor. Sen de anlamadın. O da anlamadı. O anlamadığını kabul eden, sen ise anlamadığını kabul etmeyen bir ejhelsin. Daha cahilsin. Yani cahil olur, cahil bir adam bir şeyi bilmiyor olabilir ve öğrenmesi için bilmiyorum der, önü açıktır. Fakat sen önünü de kapattın, tehlikeli bir duruma düştün. Bildiğini zannettin. Araştırmaya ihtiyacı hissetmedin. Ne yapacağız derseniz, bunu bileceğiz. Bu vakayı bileceğiz. Kur'an'ın tercüme edilemezliğini söyleyenin, aman efendim bütün tercüme kitapları yakalım anlamında konuşmuyoruz. Tercüme kitap okuyan kimse, ben tercüme kitap okumadan önce hiçbir şey bilmiyordum, şimdi biraz bir şey biliyorum iddiasına kapıldığı zaman ejhel olur. Ama yine hala anlamadım, anlamıyorum. Bu işin bir detayına inmem lazım derse, o zaman ha sen bir şey öğrenmişsin denir. Bunu anlatmak istiyor Nursi burada. Benim görebildiğim kadar. Bu vacib-i vücut kaydını koyarak ondan sonra Allah diyecek ya, ondan sonra Allah diyecek ya, bu espri Kur'an'ın insanlara öğretmek isteyen, bir şeyler bilmediklerini öğretmek isteyen bir konuşma oluşu tarifinden kaynaklanır. Benim bilmediğim bir şeyi bana öğreten bir kaynaktır Kur'an. Eğer ben Allah diye tutturur gidersem, o zaman ben bir şey biliyorum kaydını taşıdığım için. Ben bir şey biliyorum kaydını taşıdığı için. Kur'an ise insanın bilmediğini bildiren bir kaynak olduğundan o kişiyi Kur'an'dan faydalanmaz. Neden? Kur'an bilmediğini itiraf edene konuşur ve ona göre anlam taşır. Ben biliyorum dediğimde bütün kapıları Kur'an'ın eğitimine kapattım demektir. Peki, arkadaşımızın yazdığını okuyorum. Ahmet Ali diyor ki, hüve diyemeyen Kur'an'ın rehberliği altına giremez. Kur'an kainat üzerinden insaniyeti kullanarak tefekkürü ile hüveye ulaşana, onu arayana cevap verir, rehberlik eder diyebilir miyiz? Evet. Güzel nokta. Ahmet Ali, paylaştığın için teşekkür ederim. Hüve'yi araştırana Kur'an huve Allahu ehad der. Güzel bir nokta. Allah razı olsun. Memnun oldum. Konuyu kavrayan arkadaşlarımız buradalar. Yani insan bir hakikatin anlaşılmasının paylaşıldığını duymaktan, görmekten memnun oluyor. Peki, zat-ı vacib-i vücut kaydı ise, şimdi bu zat-ı vacib-i vücut aslında hüveydi değil mi efendim? Öyle konuştuk özet halinde. Bu mutlaka birisi olması lazım, bir şey olması lazım. Izdırabını çekmek gerekiyor araştırmak için. Ya mesela bir insan hasta oluyor, ya bunun bir nedeni olması lazım, bunu bulmak gerekir der ya. O kişi doktora gider,
doktorun tavsiyesi olan ilacı alır ve ilacı kullanır. Ondan sonra tedavi olur. Ama ben hasta değilim diyen bir kimsenin kendisini tedavi etmesi, yani ilaç kullanarak tedavi edene göre mümkün değil. Yani kendi kendini tedavi etme anlamında kullanmıyoruz. Konuşmuyoruz burada. Doktora gitmesi ve ilaç kullanması vesaire mümkün olmaz. Neye? Hasta olduğunu kabul etmiyor ki. Çünkü bir çıkmaza girdim burada şimdi. Ne oluyor bu dünyada demiyor ki. Yani biz kültürün içerisindeki bulduğumuz din anlayışıyla Allah deyip gidiyoruz da öyle olmaz. Ya evet kültürde bir Allah diye bir şey konuşuluyor, duyuyoruz falan da bu neyin nesidir diye her bir ferdin tek tek incelemesi, soruşturması, araştırması lazım kendi kapasitesince. Herkes kendinden mesul. Demeyin yani burada üniversite mezunu arkadaşımız var, matematik okumuş, fizik okumuş, muhakeme kabiliyetini geliştirmiş, kainatın parçacıklarından haberi olan bir insan. Ama benim annem ne bilsin tefekkür etmeyi dediğinde sen annen değilsin ki kardeşim. Annen annen olan kadındır. Sen üniversitede de bu mere seküler eğitiminden zehiri kapmış olan insansın. Kendini annenle kıyas edemezsin. Kaçma, tembellik yapma deriz. Denir o kimseye. Zat-ı vacibül vücut kaydı ise okuyorum. Vücubu vücut uluhiyetin lazım-ı zarurisi. Mutlaka varlığının vacip olması ilahlığın zaruri gereğidir. Zorunlu gereğidir. Ne demek ilahlığın zorunlu gereği? Eğer bir insan ben Allah'a, ilahın varlığına inanıyorum, bu kainatı bir ilah yaptı diyorsa, o kimse şunun farkında olacak. Şunun farkında olacak. Vücudu vacip olan, mutlaka zorunda olan diye bir kavrama, bir sonuca ulaşmış olacak. Bu böyle bir şey olmadan olmaz, olmaz, olmaz diyecek. Ya mutlaka var bu, mutlaka var mı diyecek. İşte ona hüve diyoruz, ona vacibül vücut kelimesini açıklıyor burada. Vücubu mutlaka, vücudu, varlığı, varlığı bedeni değil. Var olması mutlaka olan. Yani ben Allah dediğim zaman var olması mutlaka olandan bahsediyorum diyeceğiz. Onsuz olmaz. Neden olmaz? Ben insanım. Kainata bakıyorum. Bunun varlık nedir? Varlık nedeni nedir diye kainatın her bir parçasına yönelerek soru soruyorum. Aldığım cevapta ya bu kainatın her parçasıyla birlikte tümünü böyle benim gördüğüm şekilde böyle devamlı varlığını değiştire değiştire var eden yeni varlıklarla karşıma çıkan mutlaka biri var. Mutlaka biri var. Biri var diyecek. İşte o mutlaka biri var dediğimiz ne ise onun en birinci özelliği mutlaka olan olması lazım. Var olan olması lazım. Vacibül vücud, uluhiyetin lazım-ı zarurisi. Ve Zat-ı Zülcelal'e karşı bir ünvan-ı mülahaza olduğundan, yani Zat-ı Zülcelal denildiği zaman, yani öyle bir kişi var ki, öyle bir zat var ki dediğim zaman, onun ünvan-ı mülahazasıdır. Mülahaza, mutlaka o yönünün düşünülmesi gerekir. Yani Allah dedim bitti iş. Değil. O hani benim için bu varlığın izahında mutlaka olması lazım olandan bahsediyorum kardeşim. Diyeceğim ben kendi kendime Allah dediğim zaman. Başkasına da öyle. Hani oturup da konuşurken Allah hayretlesin kardeşim dediğim zaman ne dediğimin bilincinde olacak. Hani Allah hayretsin canım falan dediğimde ne diyorum ben? Ne diyorum ben? Bakacağım. Vücubu vücut uluhiyetin zarurisidir. Zat-ı Zülcelal'e karşı dedim gidiyor musunuz dedim bagajı açıldı. Öğlen namazını kılar kılmaz çıkacağız ministerliğinde dedi.
Bir yere mi gidiyorsun dedi. Götürüverim seni. Hemen, hemen. Götüreyim seni diye hemen. O bir şeye giderken, işte Tuban düğüne giderken biz başka yoldan geldik. O onların yolundan girmedik diye. Şimdi Eda'nın uzman arkadaşı evindeki kuş. O akşam size sen suç ekmek yemişsin ya. Evet. Ya demiş ki karnım aç olaydı ben de yani çok gece yatırmış. Evet. Şimdi Eda Nur arkadaşımın mikrofonu açıp evde olmadık şeyleri bize duyuruyor. Eda Nur kardeşim bu odada bulunmanın bir faturası var. Elinde kitap bütün dikkatiyle konuşanları dinleyeceksen buyurun gelin. Yoksa yarım din insanı imandan eder. Çok dikkat etmek lazım. Böyle yarım yamalak böyle bir ders dinlenmez. Ama siz çıkın gidin demiyorum da alacaksınız, odanıza gireceksiniz, kapıyı kapatacaksınız, kitabı, kağıdı, kalemi elinize alacağız hep beraber ve kelime kelime, adım adım burada ne denildi ve bu nasıl açıklandı, neden böyle açıklandı diye bütün dikkatimizle olayı takip edeceğiz. Yoksa hani bir taraftan çocuklar oynaşırken onların yanında eğlenerek falan onları eğlendirerek yani anamla babamla şöyle böyle şeyler konuşarak olmaz. Bu bize bizim bildiğimiz ihtiyarımız olmadan mikrofonumuz açıldığı için duyduğumuz bu mikrofona yakın olan konuşmalardan duyduğumuzun hatırlattığı bir konudur. Sizi itham etmiyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ama bu böyle hani gelenekte biz Risale-i Nur okuduk bugün der gibi yapılan bir ders değil. Ona dikkatinizi çekmek isterim. Hani o sıradan bir bu konuşma olmuyor burada. Usul bakımından çok çok dikkati çeken ve uzun yılların duası olan bir şey bunlar. Öyle söyleyin de dikkat etmek lazım. Evet. Evet, uluhiyetin lazım-ı zarurisi ve Zat-ı Zülcelal'e karşı bir ünvan-ı mülahaza olduğundan lafzullah yani Allah lafzı sair esma ve sıfata camiyeti öyle bir zat ki yalnızca benim burada gördüğüm efendim taşın sertliğinden bahsetmiştik ya, dünyanın dönmesinden bahsetmiştik ya, sertliğin yaratıcısı, dönmenin yaratıcısı, dönme fiilinin böyle bir vaka var şimdi, onun yaratıcısı değil de bütün diğer sertlikle beraber onun yanında bulunan bütün özelliklerin, dönmeyle beraber onun yanında bulunan, birlikte var edilen bütün özelliklerin esma ve sıfata camiyeti var. Hepsinin birlikte sahibi olana ben böyle birisi olması lazım diyorum. Yalnızca sertliği yaratmış da öbür taraftan rengi yaratmamış, şekli yaratmamış veya şeklin yaratılış sorumlusu değil dediğim zaman ben o vacib-ül vücuttan bahsetmiyorum. Zat, lafzullah, esma ve sıfat dediğimiz eşyadaki gördüğümüz tüm özelliklerin hep birlikte ayrılmaksızın birbiriyle beraber var edilmesinin gerçek var olmasının gerçek kaynağı, var edicisi var ya, İşte onun için Allah deriz biz. O anlamda, o bilinçli Allah deriz biz. Veya elhamdülillahi Allah'ı diyelim. Lillah'daki Allah lafzı bize bu, lafzullah bize bunları çağrıştırması lazım. Esma ve sıfata camiyeti ve ismi azam olduğu itibariyle, ismi azam da bir problem. Efendim ismi azam. Allah ismi azamdır. Hangi yönüyle? Bütün esmayı taşıması yönüyle. Ama
ben Allah dedim diye bütün esmayı içerdim demek değildir. Bilebildiğim kadar ki esmanın mevsufu olan zattan bahsediyorum Allah deyince. Evet, Allah lafzı bütün esmayı içerir, içerecek kabiliyettedir de bunu bir örnek verelim. Mesela size bir insan tanıtıldı, denildi ki, ya ben bir adam gördüm, bugün birisiyle tanıştım, bugün ismi Ahmet denildi. Siz ne dersiniz? Ahmet diye birinden bahsediyor. Hiçbir özelliği hakkında bilginiz var mı? Yok. Peki, bir günde gelir, aa işte bak size Ahmet diye bahsetmiştim ya geçenlerde görüştüğümüz. Evet. O kişi burada denildi, sizi tanıştırayım dedi. Siz de gittiniz, şeklini gördünüz, tanıştınız, selamlaştınız, el sıkıştınız, her neyse. Ve ondan sonra arkadaş size bir şeyler söyledi, ses tonu hakkında bir kayıt aldınız. Davranışları hakkında göz hemen bütün filmini çeker zaten. Onları aldınız, boyu postu falan, formu hakkında aldınız. Efendim ondan sonra size bir cümle daha söyledi. O cümlede de aa bu arkadaşın biraz şu konuda bilgisi var dediniz. O kadarcık da bir özelliğini aldınız ve arkadaş ayrıldı. Şimdi ikinci defa size şu geçen gün tanıştığın Ahmet arkadaş var ya dediğinde ne aklınıza gelir? Onu tanıdığınız özellikleriyle birlikte Ahmet aklınıza gelir. Ama eğer Ahmet'le daha yakından tanışmış, daha yakından tanışmış, yaptığı işleri, buraya dikkat edelim, yaptığı işleri daha yakından gözlemlemiş birisi olursanız, aa şu işi yapan, o işi şu özellikte yapan diye daha derinden tanışmış olursunuz Ahmet'le. O zaman Ahmet kelimesinin kendi başına hiçbir anlamı olmadığı halde, yani sizin için o kişiyi tanıma açısından Ahmet kelimesinin bir anlamı vardı. O kişiyi tanıma açısından yok. Bu anlamsız A da olabilirdi, B de olabilirdi. Ama B'yi B diye kullandığım, A'yı A diye kullandığım, Ahmet'i Ahmet diye kullandığım zaman, Ahmet'i Ahmet diye kullandığım zaman unutmamam lazım ki Ahmet, Ahmet diye bilinen kişinin Ahmet kelimesi, ismi, Ahmet diye bilinen kişinin tüm özelliklerini kapsıyor olmasına rağmen ben Ahmet dediğim zaman ancak Ahmet'in benim bildiğim özellikleri kapsar oluyor olduğunu unutmamam lazım. Onun için Allah ismi azammış, ben Allah dediğimde her şeyi bitirmişim, bütün özelliklerini katmışım onun içine dediğinde hangi özelliği diyorsun? Vallahi bilmem diyor. Öyle diyorlar diyorsun. Ola ismi azam denmez. Havanda su dövme gibi bir şey. Peki, esma lafzullahın ismi azam olması itibariyle dediğinde o Allah ya o zat o zatın taşıdığı bütün özellikleri birden ifade eden özel isminden bahsediyorsun demektir. Eğer o özelliklerin farkındaysak ya da ya ne kadar farkında isek o kadar Allah dediğimizde Allah'ın esmasını içerir. Onun içermediği, o ismin içermediği bir isim ve sıfattan bahsetmek söz konusu değildir. Onun için Allah ismi birçok ulema tarafından İsmi Azam telakki edilmiş ama bazıları da ciddi düşünen bazıları da demişler ki İsmi Azam olarak Allah'ın bahsedilmesi bir kişi için yaratıcı olur çünkü o içeriğini bilmeden konuşuyor demektir diyerek ona İsmi Azam listesini almamış. Bu özel isim Allah'ın zat ismidir demişler. Peki. Burada ismi azam olduğu itibariyle delalet-i iltizamiye ile delalet ettiği gibi yani zorunlu olmak suretiyle işaret ettiği gibi vacibül vücut ünvanına dahi o delalet-i iltizamiyle delalet eder. Yani oradaki özelliğin yaratıcısı olan ve kendisi de mutlaka var olması zorunlu olan bu kainatın yaratıcısından bahsediyorum kardeşim, Allah.
elhamdülillah da bunu ifade edecek. Efendim, hamd öyle bir mutlaka olması lazım gelen, yani herhangi bir eşyadaki gördüğümüz özellik, o özellik mutlaka var olması lazım gelen şu kainattaki bulunan her şeyin bütün özelliğiyle birlikte yaratıcısı var ya, işte ben o yaratıcıyı kastetmek suretiyle lillah diyorum, li Allah diyorum, elhamdülillah diyorum bilinci bizim için çok önemli bir tefekkür aşamasıdır. Ve bundan konumuzla ilgili olarak elhamdülillah biz tercüme etmekle bunu hamd bütün Allah, bütün hamdler Allah'a ait veya hamd Allah'a aittir gibi bir cümle söylediğimizde elhamdülillah cümlesinin içeriğini naklettiğimizi zannetmeyelim. Ne yapıyoruz? Hiç yani bir bilinmeyen Arapça diye bilinmeyen bir dilde lisandaki kullanışı Türkçe diye senin bildiğin bir lisana aktardım ama o mana, o cümlenin içeriği hakkında hala hiçbir şey bilmiyorum demektir. Düşündüğüm kadar, tefekkür ettiğim kadar, kavrayabildiğim kadar ne biliyorsam odur benim bildiğim. Yoksa tercümeden bir şey bildim değil. Bu önemli. Tercüme okumayalım ve bunlardan vazgeçelim falan gibi denmez. Yalnız tercümeden bir şey öğrendiğini zannetme basitliğine ya da vehmine kapılmamamız lazım. Onu vurguluyoruz burada. İşte elhamdülillah cümlesinin en kısa ve ulema-i arabiyece müttefekun aleyh bir manayı zahirisi şöyle olursa, bu yalnız Arapça ilminde ihtisas sahibi olmuş insanların üzerinde ittifak ettikleri bir zahiri mana bu ise, zahiri mana demek hani şu okuduğumuz zaman, zahiren ilk bakışta aklımıza gelmesi gereken anlam bu ise, başka bir lisana o icaz ve kuvvetle nasıl tercüme edilebilir? Tercüme edilemez demek istiyor soru şeklinde sormakla. Tercüme edilemez demek istiyor. Yani tercüme, mal, tefsir çalışmalarına girmeyelim arkadaşlar anlamında anlamıyorum ben bunu. Yalnız tercüme de yapsam, mal de yazsam, ben tercüme de okusam, mal de okusam, Kur'an'ı anladığımı zannetme gafletine düşmemem lazım. Onu özel olarak çalışmam gerekiyor. Problem bu. Onu özel olarak çalışmam gerekiyor. Özel olarak çalışmazsam benim tercümeden elde edildiğimi zannettiğim bilgi, Kur'an hakkında bir bilgi, Kur'an'ın vermek istediği mesaj hakkında bir bilgi değildir. Çaresizlik anlamında söylemiyorum bunu. Farkındalık anlamında söylüyorum. Benim kanaatim bu. Hem elsine-i alem içinde, ailesi dünyadaki bulunan lisanlar içinde lisan-ı nahvi, Arabi'den başka bir tek lisan var. O da hiçbir vakit Arap lisanının camiyetine yetişemez. Yani böyle nahivle, kurallarla konuşan, kuralları düşünülmeden konuşulamayan, anlam kastını bizzat taşımaksızın konuşulamayan bir dildir Arapça. Türkçeyi siz aklınıza geldiği şekilde söyler gidersiniz. Arapça söylenemez. Ya ne yapacaksınız? Vermek istediğiniz anlama göre kelimelerin şeklini, kullanış şeklini değiştireceksiniz. Kasıt ister. Ona göre sonuçlarını, mesela yani hareke cinsinden sükun mu olacak,
fetha mı olacak, kesire mi olacak, damme mi olacak sonucunu bilinçli bir şekilde kullanacaksınız. Kader-i ilahi öyle bir duruma getirdi ki Arapçayı şimdi, ben Arapça biliyorum ve ana dilim Arapça diyenler Kur'an'ın bu özelliğini ihmal ederek konuşur. Genelde avam için söylüyorum, herkes değil. Ederler ve konuşurlarken bu kastın ihmal edildiğini de açıkça gösteren konuştukları kelimelerin sonuç harekelerini söylemezler. Hep sükunla geçerler. Ne? Hep sükunla geçerler. Ya bunu birazcık Arapça bilen anlar hemen. Onun için bir insanla gel arkadaş, şurada bir Arapça metin var, beraber okuyalım dediğimiz zaman dikkat ediyoruz ki gerek Arapçayı doğu ana dili olarak konuşan ya da ana dili konuşanlardan öğrenmiş olanlar cümleleri okurken, herhangi bir cümle, Kur'an da değil, herhangi bir cümleyi okurken, Arapça cümleyi okurken son harflerine hareke vermeden okur. Anlarsınız ki ha, bu Arapça okumuyor ya da konuşmuyor. Bu sonradan uydurulmuş bir dil konuşuyor. Arapçayı konuşan son harekelerini vererek konuşması şart. Bu da o dilin gramer dili olmasından kaynaklanıyor. Dikkat etmek lazım. Türkiye'den ilahiyatta çalışan birisi, ilahiyat mesleğinde giden birisi şeye gitmiş, Mısır'a gitmiş. Orada bir taksiye binmiş, Arapça konuşuyor. Konuştuktan sonra da şoför sadakallahu lazim demiş. Çünkü hareketleri hep söylemiş. Hareketlerini söylediği için Kur'an okudu zannetmiş, evet. Çünkü onlar Kur'an'ı ezbere kültür olarak devamlı dinledikleri için. Yani o oranın müziği gibi bir şey Kur'an. O kültürün müziği gibi dinledikleri için kulaklara alışkın, ezbere hareketlerini biliyor. Harekeli konuşan olsa olsa Kur'an konuşuyor zannediyor olabilir. Evet. Şaka ama dediğiniz doğru. Vaka bu. Yani bunu niye söylüyoruz? Adamları ayıplamak için, küçümsemek için değil. Birisi ben efendim işte şöyle Arapça biliyorum, konuşuyorum diye Kur'an anladığını zannetmesin. Onu belirlemek için. Ben de olabilirim bu. Kur'an anlamak bilinç işidir, bilinç işidir. Evet, hem el-sineyi alem içinde lisan-ı nahvi, Arabi'den başka bir tek lisan var. O da hiçbir vakit Arap lisanının camiyetine yetişemez, kapsamlılığına yetişemez. Acaba o cami ve icazdarane olan lisan-ı nahvi ile, yani kurallar diliyle mucizekerane bir surette ve her ciheti birden bilir, irade eder bir ilmi muhit. Öyle birisi konuşuyor ki bir kelimeyi kullandığı zaman o kelimenin nerelere işaret edeceğini tamamen kapsayan bir ilme sahip zat için, içinde, ilmi muhit içinde zuhur eden kelimat-ı Kur'aniye. Çünkü kelimat-ı Kur'aniye ne diyor? Ben kainatın yaratıcısının konuşmasıyım diyor. Kainatın yaratıcısının olmazsa olmaz özelliği yarattığını biliyor olması lazım. Yani dün de biliyor olacak, bugün de biliyor olacak, benim duygumu da biliyor olacak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın o andaki yaşadığı halin de bilgisi dahilinde olacak, eşit. Yani peygamberin halini çok iyi biliyordu da onun için ona tam uygun cümle kullandı ama benim halimi nereden bilsin? 1400 yıl sonra gelmiş, köşesinde, kendi aleminde yaşayan, iç dünyasıyla, arkadaşıyla, işiyle, gücüyle problemi olan, içinde bir sıkıntılar taşıyan insanı nereden bilsin ki bu ayet bana da aynen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a konuşuyor gibi konuşuyor diye ümitsizliğe kapılma. Her şeyi eşit şekilde mutlak ihatasıyla bilen konuşuyor. Senin duygunu, şu andaki yaşadığın hali yaratan konuşuyor sana.
Kur'an'ın böyle mucizevi bir özelliği var. Çünkü yaratıcının konuşması, mutlak kainatın, mutlak olan yaratıcının, kainatın yaratıcısının konuşmasıdır. Bu kelimat-ı Kur'aniye böyle bir konuşma, sair elsine-i terkibiye ve tasrifiye vasıtasıyla zihni cüz'i, şuuri kısa diğer bir dili kullanan, o dilin kurallarına göre konuşan, o böyle bir özelliğe sahip olan Arapçanın dışındaki dilin kurallarına göre konuşan, bu şimdiki konuşulan Arapça dilinde Kur'an'ın tefsirleri de var. Tercümeleri de var. Ama tercümeleri var mı bilmiyorum, şimdi atarak konuşmayayım. Yani Arapça açıklamaları da var. O zaman Arapça açıklaması yapıyor diye zannetmeyin ona eşit. Kur'an'a eşit değil. Olamaz. Onu söylüyor. Sair elsine-i terkibiye ve tasrifiye vasıtasıyla zihni cüz'i, başka bir dili kullanmak suretiyle zihni cüz'i, sınırlı anlamında, yani Kur'an'ın içini kapsama kabiliyetine sahip olmayan, ilmi ezeliyi, mutlak olan ilmi ihata etme özelliğine sahip olmayan birisi demek. Şuuru kısa, fikri müşevveş, kalbi karanlıklı bazı insanların kelimat-ı tercümeyesi, yani tercüme için kullandığı kelimeler nasıl o mukaddes kelimat yerini tutabilir? Bakın, onun yerini tutamaz. Yalnız o kişi anladığını sana anlatır veya onu bir başka dilde ifade edersen ne yapacağız? O yeni dilde ifade edilenin içeriğini araştırmakla görevlisin. Görevliyiz hep beraber. Hatta diyebilirim, belki ispat edebilirim ki her bir harfi Kur'an bir hakikat hazinesi hükmüne geçer. Yani burada bir harf, el dedik, e, elif, lam, li dedik, yalnız lam, bunların da bir harfi Kur'ani olarak düşünelim. Her bir harfi Kur'an, örnekteki geçen harfi Kur'an bir hakaik hazinesi hükmüne geçer. Bazen bir tek harf bir sayfa kadar hakikatleri ders verir. Bir tek harf bir sayfa kadar hakikatleri ders verir. Yani biraz daha açılmasına yardımcı olur. Yoksa tamamen içermesi mümkün değil ama tamamen mahrum da kalınmaz. Eğer bir harf bir sayfa kadar açıklanacak olursa, yani bir şeyden faydalanır insan. Peki. Allah razı olsun. Benim söyleyeceğim bu kadar arkadaşlardan. Var mı bakayım söyleyen bir şey? Ahmet Ali yazdı. Yaratıcımız Kur'an'da bize formel olarak öğrettiği ve içini boş olarak bize sunduğu isimlerinin içini kainat perdesi altında gizlenen ve o isimlerin özelliklerini şahitliği yaparak doldurmayı nasip edecek bir hayat versin. Yani bize bakan yönüyle o kelimelerin içinin neleri ihtiva ettiğini anlayacak bir hayat versin, böyle bir yaşama tarzı nasip etsin diyor. Allah razı olsun. Amin diyoruz Ahmet Ali'nin duasına. Allah razı olsun kardeşim. Başka arkadaşlarımdan yorumla katılmak isteyen var mı? Ya da söz, yazı, her neyse. Yoksa ben kaydı durdurmak üzere inşallah bitirelim bugünkü sohbetimizi. Gelecek cumartesi görüşürüz. Dua ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa muallemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enil hamdulillahi rabbil alemin. Bi hürmeti sırrı suratil Fatiha.